Selahattin Demirtaş'a VMR İnsan Hakları Ödülü. Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2021 VMR İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreni Aralık ayında düzenlenecek. DW Türkçe'nin aktardığı habere göre azınlık haklarını savunan Almanya'nın Göttingen şehri merkezli tehdit altındaki halklar cemiyeti, VMR Belediye Meclisi'nin ödül komitesinin önerisini dün itibariyle kabul ettiğini duyurdu. Açıklamada Demirtaş'ın Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli muhalif siyasetçilerden biri olduğu belirtildi. Ayrıca Demirtaş'ın Kürt sorununa barışçıl çözümü, demokratikleşmeyi, Hristiyan, Alevi ve Ezidi inanç gruplarının inanç özgürlüğünü, Türkiye'deki Kürt, Asuri, Ermeni ve Rum halk gruplarının dil, siyaset ve kültür bakımından hak eşitliğini savunduğu ifade edildi. Ödül töreninin Aralık ayında yapılması bekleniyor. Demirtaş 3 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunuyor. VMR Belediye Meclisi geçen yıl Hollandalı Katolik rahip Joseph ile Malevili İnsan Hakları Ödülü'ne layık görülmüştü. Ödülün Malevi'deki tütün plantajlarındaki modern köleliğin sona erdirilmesi için yaptıkları çalışmalar nedeniyle verildiği açıklanmıştı. Türkiye'den 1998 yılında da HDP Adana Milletvekili ve hukukçu Meral Danış Beştaş ödüle layık görülmüştü. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.